Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Turkcell T70 ekran değişimi yapacağız. Ekranı kırılmış, gördüğünüz gibi. Bu Turkcell modellerde ekran kırık olduğu zaman ışık geliyor. Bazı modellerde ekran kırık olduğu zaman ışık gelmiyor. Fakat bu Turkcell modellerde geliyor. Ekran değişimi yapacağız. Arka kapaktan başlayacağız ilk önce. Arka kapak yapışkanlı olduğu için biraz ısıtacağız onu. Isı sistemiyle çıkaracağız. Fazla ısıtmadan yapmanız gerekiyor. Çünkü alta yapışkan olduğu için fazla ısıttığı zaman zarar verebilir cihaza. Elimde şöyle bir makine var. Sizler bunu saç kurutma makinesinde yapabilirsiniz. Böyle bir imkanınız yoksa. O da aynı işlemi görüyor. Sıcak dereceye getirin. Ona göre sizler de bunu yapabilirsiniz. Turkcell T70 ekran değişimi nasıl yapılıyor diye sizlere göstereceğiz kıymetli arkadaşlar. İlk önce arka kapaktan açmaya çalışacağım. Bu alt kısımdan yavaş yavaş aralamam lazım. Bu Turkcell T70 arka kapak cam değil, plastik olduğu için biraz daha rahat davranabilirsiniz. Çünkü cam olsa kırılma riski daha yüksek. Fakat bu cam değil de plastiktir bu. Biraz daha esnek olduğu için biraz daha rahat olmanız gerekiyor. Evet, arka kapağı söktük. Da gördüğünüz gibi yapışkan olduğu için. Bir de arka kapağı sökerken batarya yırtılma riski var. Burada film var. Eğer açma aparatıyla biraz daha içeri girerseniz şu filmi koparabilirsiniz. Siz ekranı yapmaya çalışırken batarya filmi de koparabilirsiniz. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Arka kapağı açtıktan sonra vidalar var. O vidaları açmanız gerekiyor. Eğer elinizde bir mıknatıs varsa, şöyle bir mıknatıs, cıvataların kaybolmaması için ve tornavidayı mıknatıza sürtün. Vidaların tutması için. İlk önce arka vidaları açıyoruz.
Evet, bu da batarya filmin koruma kapağı. Yere düştüğü zaman çıkmaması için koruma kapağı yapmışlar. Şurada 3 tane filmimiz var. Onları yavaşça açacağız. Genelde ben tırnakla açıyorum. Normal bir aparatla açtığınız zaman zarar verebilirsiniz. Bir de aynı zamanda bataryayı da ısıtmanız gerekiyor. Fazla ısı vermeden, söylemiş olduğum gibi fon makinesi de yapabilirsiniz. Yani saç kurutma makinesi de yapabilirsiniz. Şöyle kesici, delici alet kullanmıyoruz. Bak bunlar kesici değil. Biraz daha biraz daha kör olduğu için onun filmleri yırtılma şansı hiç yok. Göz bataryasını çıkardık. Şurada filmler var. Batarya çıkarken bu filmlere dikkat etmeniz gerekiyor. Onunla yırtılma da yapmanız gerekiyor. Bütün civataları açtıktan sonra ön tarafta açmanız gerekiyor. Şu çizgide açmamız gerekiyor. Birinci çizgi değil, ikinci çizgide. Gösteriyorum ekrana. Evet, sim aparatı da çıkarman gerekiyor. Da başta çıkarmam gerekiyor da. Yeni fark ettim. Evet, işte acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü acele işe şeytan karışıyor. Yavaş bir şekilde, acele etmeden. Çünkü sabrı isteyen işlerdir bunlar. Evet, gördüğünüz gibi şu arka çerçeveyi de çıkardık. Bu da çok önemli. Bir de şu koruyucu plastiği de çıkaracağım. O da tırnaklı olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şu koruyucu kapağı da çıkardık. Şu paneli çıkarırken burada ses açma kapatma tuşu, onu tuşu, bunlar film çekiminde olduğu için gösteriyorum. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de şebeke kablosu. Söylemeyelim. Müşteri diyor ki İzzet Bey, ben ekranı değiştirmeden önce şebeke problemi yoktu cihazımın. Ama ekran değiştikten sonra şebeke problemi oldu diyor. Genelde bu kabloyu takmıyorlar. Bu şebeke kablosu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer ekran değişimi yaptıysanız veya da batarya değişimi yaptıysanız bu kablo çok önemli. Şebeke kablosu. Siyah olan, ucu sarı olan. Şurada anakartın üzerinde yuvası var. Bunu genelde takmıyorlar. Bilginiz olsun. Evet, ekran başındakiler, sizler de bunu yapabilirsiniz. Bu işlemi yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Tek yapabileceğiniz, YouTube'a girip İzzet Kazgan yazın. Bütün videolarımda hepsi tane tane anlatıyorum. Herkes öğrensin diye.
bütün uzmanlık alanım neyse hepsini herkese anlatıyorum ki herkes bilinçlensin. Hiç kimse kanmasın. Evet, burada da tırnak sistemi olduğu için burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, anakart dediğim bu. Önemli bu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir büyük rahatsızlığınız varsa vidaların tutmasına yarıyor. Vidaların kaybolmaması için böyle bir mıknatıs şart. Mıknatıs olursa yere vidanız düşerse bile ona yapışır. Ona göre dikkat edin. Ve kamerasını çıkaracağım. Kamerasını çıkarken dikkat edin. Evet, kamerası da çıkarmış bulunmaktayım. Şimdi eski ekranda birkaç tane parça çıkaracağız. Yeni ekrana takacağız. Şimdi yeni ekranı sizlere göstereceğim. Turkcell T70. Artık gördüğünüz gibi yeni ekranımız da bu. Turkcell T70. Dikkatle izleyiniz kıymetli arkadaşlar. Şu bandajları çıkarıyorum. Altında yapışkan var. Normalde bu ekran test edilmiş, bu toplantıcı tarafından test edilmiş, ben o şekilde aldım. Siz bunu test yapmadan, cihazı test yapmadan bu bandajları çıkarmayınız. Çünkü anakartı veya da batarya çıkarırken yapışıyor, ekran zedeleyebiliyor. Sonra aldığınız yeri almayabiliyor, bilginiz olsun. Çünkü ben deneyerek aldım bunu, ona göre bilginiz olsun. Şimdi eski ekranda ne çıkarıyoruz kıymetli arkadaşlar? Burada sensör plastiği var. Çok önemli. Onu yerine yerleştiriyoruz. Çünkü o çok önemli. Eğer ki siz ekranın değişimi yaparken, birileri ararken sensör bozuksa nasıl bozuk oluyor, nasıl anlarsınız? Birileri ararken ışık gidiyor. Karşı taraf kapatmadan siz cihazı kapatamıyorsunuz. Veya da onu tuşuna basınca ekran geliyor. Bilginiz olsun. Şu plastikten yapıyor. Sensör plastiği kıymetli arkadaşlar. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de iç kulaklığı çıkarıyoruz. Onu da çıkarken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çabuk dağılabiliyor. Mıknatıs özelliği olduğu için. Bir de altta
ince bir tel var. Sarılı bobin şeklinde. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu demokrat sistemi olduğu için. Bunu takarken bu sarı iki tel aşağı bakacak şekilde takıyorsunuz. Bazı modellerde şöyle başa bakacak şekilde. Ama bu modelde şu teller aşağı bakacak şekilde takıyoruz. Bilginiz olsun. Hadi gösteriyorum. Şu sarı teller bu tür sınıf modellerde hepsi aşağıya bakacak şekilde takıyoruz. Bazı modellerde yukarıya bakacak şekilde takıyoruz. Bilginiz olsun. Eğer bunu yukarıya doğru takarsanız ses gelmeyebilir. Bilginiz olsun. Şu arka kapağı da çıkarıyoruz. Evet, bu da bazıları. Eğer cihazında ses cırıltılı çıkıyorsa, müzikleri cırıltılı çaldırıyorsa bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bu da bu şekilde işliyor kıymetli arkadaşlar. Onu da bilginiz olsun diye söylüyorum. Şu an soket kartı çıkarıyorum. Burada titreşimi var. Titreşimde dikkat etmeniz gerekiyor. Yırtılabiliyor. Eğer fabrika ortamında çalışıyorsanız, gürültülü bir alanda çalışıyorsanız bu çok önemli. Dikkat etmeniz gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Altta bir tane film var. O filme dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şu anda soket kartı filmiyle beraber çıkardık. Tekrar aynı şekil yerine yerleştiriyorum. Zaten hududu bellidir. Burada çizgisi vardır.
Biraz altta bir tane cıvata var. Cıvata kısa olandır. Uzun takmayınız. Uzun taktığınız zaman ekranı delebilir. Bilginiz olsun. Evet, şu anda bu soket kartının üzerinde taktığımız vida kısa olacak şekilde takıyorsunuz. Eğer uzun olursa ekranı kırabilir, delebilir. Bilginiz olsun. Bu da ön kamera, selfie kamerası kıymeti arkadaşlar. Bunu yere koyarken yüz üstüne koymayınız. Çünkü toz olduğu zaman birileriyle görüntülü görüşürken veya da selfie çekerken tozlu olur. Bilginiz olsun. O anda bilginiz olsun kıymetli arkadaşlar. Altta bir tane plastik vardı, onu taktım. Çünkü onu altına beslemeseydim o biraz inik olacaktı. Şu anda tam normal seviyeye geldi. Onun için tekrar sökmüş bulunmaktayım. Evet, şu anda anakartı yerleştirirken burada tırnak var. O tırnaklara dikkat etmeniz gerekiyor kıymetli arkadaşlar.
İki tane filmimizi de takıyoruz. Kamerasını da takıyorum. Ben şu panelini de kapatıyorum. Tırnaklı olduğu için fazla bastırmamamız gerekiyor. Fazla bastığınız zaman ekran kırılabiliyor. Bilginiz olsun. Evet kıymetli arkadaşlar, şu anda bir üst montajını yaptık. Bir de pazarı kısmını da kapatıyoruz. Bu da tırnaklı olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Kırılmadan bu işlemi yapmanız gerekiyor. Fazla bastırdığınız zaman kırılabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, ana çerçeve şu şekilde tutun. Civataların yerini
belirleyin. Çünkü hepsi kapatmamanız gerekiyor. Evet, şurada iki tane daha sıkacağız şu köşelere. Evet, şu anda bataryamızı takacağız. Bir de film kaldı arkadaşlar. Son filmi de dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Ses açma kapatma, bir de on off. Evet, şu ses açma kapatma tuşu, artı tuşu, bir de on off tuşu, hepsi birlikte değişiyor kıymetli arkadaşlar. Evet, şu anda filmi de yerleştirdik. Şu batarya kapağı da takıyoruz. Cihazınız yere düştüğü zaman zarar görmemesi için. Kapak şart kıymetli arkadaşlar. Evet, şu koruyucu kapağı da gördünüz. Şu kıymetli arkadaşlar. Montaj cıvatalara sıkıyorsunuz. Neden bu koruyucu kapak var kıymetli arkadaşlar? Şu soketlerin üstüne bu yere düştüğün zaman soketlere çıkmaması için böyle bir kapak yapmışlar. Bu da şebeke kapağı. Gördüğünüz gibi hepsi bütün. Eğer bu olmasa yere düştüğü zaman o yuvasına çıkabiliyor. Çünkü çabuk çıkıyor. Onun için yapmışlar kıymetli arkadaşlar.
Evet, şu anda cihazı açacağım. Evet, önceki hali görmüştünüz. Yarı ekran açılıyordu. Ekranı kırık olduğu için. Turkcell T70 ekranı değiştirdik. Evet, menü aşağı doğru, yukarı doğru çıkıyor. Yanlara doğru çıkmıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Zaten söylemiş olduğum gibi bu daha önce denenmişti. Genelde birbirine kontrol etmeniz gerekiyor. Fonksiyon tuşlara da basıyorum. Şöyle girdiğinde orta tuş. Evet, gördüğünüz gibi ok tuşlar da çalışıyor. Evet, orta tuş da çalışıyor. Gördüğünüz gibi şöyle menüyü gördüğünüz zaman çıkabiliyor. Evet, 3 nokta üst üste olan bu da menü tuşu. Şöyle girdiğimizden şöyle çıkabiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir problem yok. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de bir müzik açacağım. Seslerine bakacağız kıymetli arkadaşlar. Ses ve bildirim. Evet, herhangi bir problem yok. Cihazı ne yapıyoruz? Cihazı kapatıyoruz. Geri kalan montajımıza devam ediyoruz. Geri kalan montajımızı yapıyoruz. Geri kalan cıvatamızı kapatıyoruz.
Yine arka kapağı aynı şekilde koyuyoruz. Birkaç tane lastikle arka kapağı tam yapışsın diye. Evet, bir cihazın daha sonuna geldik. Mutlu kalın, esen kalın.